Bereketli olsun Türkiye. Proem'in sunduğu bereketli saatler devam ediyor. Evet sevgili izleyenler, Trakya'daki kadın seminerimize geldik en sonunda. Günü de yavaş yavaş noktalıyoruz ama bu gecenin davetlileriyle, bu gecenin konuklarına da mikrofon uzatmazsak olmaz dedik. Onlar şimdi hazırlanıyorlar. Birazdan da ekibimiz de hummalı bir çalışma içerisinde. Onlar da seminer için kendilerini hazırlıyorlar. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Afiyet olsun efendim. Önce bir sizi tanıyalım. Adınız, soyadınız? Nuran. Nuran Hanım. Soyadınızı da alayım. Ay. Nuran Ay. Nuran Hanım, sizde de var mı hayvancılık? Var. Ne yetiştiriyorsunuz? Büyük baş var. Büyük baş var, küçük baş var. Küçük baş da var, ikisi de var. Tabii. Peki süt var, değil mi? Süt var. Süt için yapıyoruz yetiştirici. Süt için. Ne güzel. Siz de çok seviyor musunuz hayvancılığı? Hayvancılıkla zaten köyde yapıyoruz, başka yok. Ben diyorum ki hep, hanımlar hayvancılığı istemezse, hanımlar hayvanı sevmezse o evden karlı bir hayvancılık işletmesi çıkmaz. Değil mi? Ne kârı var ne zararı var işte. Beylerden çok siz çalışıyorsunuz diyorlar ahırda, doğru mu? Tabii, adamlar binde bir kere baka. Değil mi? Tabii. Bazen beylere soruyoruz, hayvanların çoğunu tanımıyorlar bile. Doğru mudur efendim? Benimki kalktığın kahveye gider. Eyvah. O derece diyoruz yani. Tabii. O zaman sizin evde işletmeyi siz yönetiyorsunuz. Gider alemin hayvanına bakar, bizimkiyi bakmaz. Ama. Kime mikrofon uzatsak diye bakıyorum. Efendim sizi bir tanıyalım önce. Kebire Güller. Kebire Hanım, sizde de var mı hayvancılık? Koyunum var. 45 koyun, 40 tane de kuzum var. 45 koyun, 40 tane kuzum, maşallah. Eşi de ikizdir. Şimdi şöyle söyleyeyim, küçük baş zor değil mi? Siz çok zoru mu seviyorsunuz? Çok kolay benim için. Psikolog doktoru gibi var. Kendimi tedavi ediyorum her kişiyi de. Vallahi. Onlara göre öyle oluyor. Doktor sayılıyor. Ne güzel. Ne sağlıyor size hayatta? Ne şey sağlıyor? Satıyorum. Parasını alıyorum. Kesip etini yiyorum. Zor olmuyor mu? Çok kolay. Hiç zor olmuyor. Ama yalnız 11'e 22'ye alıyorlar, 11'e kesiyorlar, onu acıyorum. Emeğime yazık, para çok vermiyorlar, onu acıyorum. Bu son dönemde neden küçük baş fiyatlarında bir sorun çıktı? Büyük başa bakıyoruz, hakikaten fiyatlar çok yüksek gidiyor ama küçük başınkiler de çok değil be çocuğum, onları da az alıyorlar. O da az. En aşağı bir kere bize temiz olarak 15'ten vermesi lazım kiloyu. Danayı iyi de versinler 25'ten. Daha da artsın diyorsun. Tabii artsın insanlara ya. Biraz yazık, günah değil mi? Bu köydeki insanlar bakıyor bir şey yok vallahi. Değil mi? Tabii. Ben yemi satın alıyorum. Samanı, otu satın alıyorum. Hani bana hiç kar kalmıyor, zarar. Yavaş yavaş şöyle önlere doğru geliyorum. Sizi de bir tanıyayım mı efendim? Adınız, soyadınız. Ne oldu? Eyvah. Baş karısını buldun. Eyvah, kimi buldun? Sen oldu bak yani, Yaşar sayılır hanımı. Zekiye sayılır. Zekiye sayılır. Evet. Sen oldu hayvancılık büyük baş. 40 senedir siz de yapıyorsunuz. Hep hayvan içindeyim. 40 senedir şunu... 3 tane çocuk doğurdum, büyüttüm, ev verdim, ayırdım, daha hala hayvan içindeyim. Hep büyükbaş hayvancılıkla. Hep büyükbaş. Evet. Siz de baya baya işin içindesiniz değil mi? 40 yıldır. Hep içindeyim, hep içindeyim. Buzağlar sizden doğumda mi biliyor? Doğumda da içindeyim, hepsinin içindeyim. Hastalıkta, doğuşlukta da. Efendim hemen geliyorum, beni davet ettiniz buraya. Sizi bir tanıyayım önce. Emine Gümüşbal. Her halini ben anlıyorum hayvanların. Mesela aşılama zamanlarını, bazıları belirtileri tam vermeyebiliyor. Doğum zamanı ne zaman olabilir tahmini olarak. Yani hepsini artık algılayabiliyorum. 13-14 yıldır bu işin içindeyim. Ne güzel. Eşim benim kadar deneyimli değil yani. Dışarıda çalışıyordu sürekli. Son bir yıldır evimizde beraber hayvan bakıyoruz ama süt verimi bile ben sağdığımda farklı oluyor, o sağdığında farklı oluyor. Sabiha Hanım, sizde de var mı hayvancılık? Var. Kaç tane hayvan var? Vallahi bizde çok var. Bizde her şey var. Her şey derken tabii. Neler var? Büyükbaş var, koyun var, keçi var. Her şey var. Vallahi hepsinden var. Zor olmuyor mu böyle çok çeşitli? Çok zor oluyor ama ne yapalım? Çünkü her birinin isteği birbirinden farklı değil mi? Tabii ki öyle. Ama mecburuz.
Mecburuz. Neden mecburuz? Sağlam, geçim sağlamı için. Çok doğru. Mecburuz. Hayvanların sütlerden gelir çok az. Fiyatlar çok düşük. Üreticide hiç yok. Hiç doğru. Vermiyorlar. Tüketiciye gidene kadar %4 misli çıkıyor. Üreticide hiç. Bir de bu işi yapmasak ne işi yapacağız değil mi burada? İşi yapmasak evet ne işi yapacağız? Çünkü kuru tarım var dışarıda, çok fazla sulu tarım yapıp da tarımı da yükseltemiyoruz. Burada hayvancılık çok önemli bir unsur olmuş oluyor. Tabii, evet öyle. Küçük başa dönsek ki hayvanlar küçük baş keçi mesela dağdan azıcık yemi daha kısıtlı oluyor. Bir de daha meziyetli gide geliyor aslında. Keçiyi de dolaştırmadan, peşinde bir çoban olmadan bu işte yapılmıyor. Hadi ahırda yine aile içinde bir görev paylaşımı yapılabiliyor ama. Aynen, evet aynen öyle. Mecbur kişi başında olacak yani küçük baş hayvanın. Ama idare ediyoruz. Vallahi ne güzel. Allah emeğinizi zayi etmesin efendim inşallah. Tamam koyun. Öyle. Ne güzel. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, biz de seminerin vaktinden çok çalmadan hanımlarımızı bu güzel eğitim akşamıyla baş başa bırakıyoruz. Bereketli saatlerden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın. Buzağa bakım ve beslemesinden bahsedeceğiz. Hep birlikte konuşacağız. Neden bu konuyu seçtik? Buzağa bakım ve beslemesi bizim için önemli. Peki neden önemli? Çünkü buzağlar bizim geleceğimiz değil mi? Geleceği biz ne kadar iyi yatırım yaparsak bugünden. Senede bir kere bekliyoruz. Evet. Bugünden ne kadar iyi yatırım yapabilirsek ileride verimini, meyvelerini o kadar iyi alırız. Doğru mu? O yüzden buzağa bakım beslemesini seçtik. Bazı çok ufak bizim önemli gördüğümüz fakat ufak yapılan hatalar var. Onlara bakacağız hep birlikte. Siz nasıl yapıyorsunuz, biz nasıl yapıyoruz, onları değerlendireceğiz. Beraberce sohbet şeklinde konuşacağız. Şu anda Türkiye'de buzağı ölümleri %20 oranında. Çok, evet bu bizim için ciddi bir rakam. Sizin için dolayısıyla ekonomik anlamda hem ülke için hem sizin cebinizden çıkan para için. Bunun en fazla %5 olması gerekiyor. %20 ne demek? 100 buzağdan, doğan 100 buzağdan biz 20 tanesini kaybediyoruz demek. Bunun en fazla 5 olmasını istiyoruz. Tabii keşke hiç olmasa. Bizim de amacımız burada bir buzağı bile kurtarabilirsek ne mutlu diyoruz. O yüzden birkaç bilgi hazırladık size. Slaytlarda göstereceğim. Şimdi biz buzağları bakım ve besleme olarak iki döneme ayırıyoruz. Bir 0-2 aylık dönem, bir de 3-6 aylık dönem içerisinde inceleyeceğiz. Peki 0-2 aylık dönemdeki hedeflerimiz neler? Evet, en çok ölüm bu zaman oluyor dediğiniz doğru. Burada bizim temel hedefimiz öncelikle buzağı hayatta tutmak. Buzağı hayatta tutup daha sonra da işkembe gelişimini sağlayacağız. Bu ikisini çok iyi bir şekilde başarabilirsek ileriki dönemde bunlar bize verim olarak dediğim gibi geri dönecekler. Şimdi evet %20 oranında olduğunu söyledik ve büyük bir kayıp bizim için. Cebimizden çıkan ve ülke ekonomisine negatif bir etki ediyor. Şimdi peki biz buzağları neden kaybediyoruz? Neden kaybediyorsunuz? Doğumda kaybedebiliyorsunuz değil mi? Doğumda yaşadığınız... İshalden kaybedebiliyorsunuz, evet. Annenin hastalıklarından dolayı kaybedebiliyoruz. Hatalı bakım ve besleme, en önemlisi aslında ishal de buna dayanıyor bir yerde. Hatalı bakım ve beslemeden biz asıl buzağı kayıpları yaşıyoruz. Peki doğumdan başlayalım o zaman. Nasıl? Solunum yolu hastalıkları da evet. Onlar da dolayısıyla önemli buzağı kayıplarında. Şimdi doğumdan başlayalım. Peki biz doğum yapacak hayvanımızı ayrı bir yere alabiliyor muyuz? Özel bir bölmeye koyma şansımız var mı? Yok. Genelde tabii küçük işletmelerde, aile tipi işletmelerinde böyle bir imkanımız olmayabiliyor. Ama biz ne istiyoruz? Temiz ve kuru olması. Havalandırılabilir olması. Altına bol bol saman atabiliyor musunuz mesela doğum yapacak hayvanın? Tamam. Temizliğini sağlıyorsunuz yani. Çünkü doğum biliyorsunuz hayvanlar için büyük bir stres. Biz de bunun stresini azaltmamız gerekiyor. Minimuma düşürmemiz gerekiyor.
O yüzden bunları uygulamamız lazım. Siz kaç aylık yaşta sütten kesiyorsunuz hayvanları? 3 ay emziriyorsunuz. Günde kaç litre veriyorsunuz? 2 sabah 2 akşam. Biz de aynı şekilde yapıyoruz Ömer Matlı Akademi'de. 2-2 4 litre vermemiz yeterli oluyor. Peki 3 ay şunu önereceğim. Biz kendi çiftliğimizde Ömer Matlı Akademi'de hayvanları 40 günlük yaşta ya da 2 aylık yaşta en geç sütten kesiyoruz. Neden? Çünkü biz bu işten para kazanıyoruz aslında, değil mi? Sütü satıyoruz. Sağdığınız sütü satıyorsunuz. Yemi karşılıyorsunuz. Şimdi bu buzağı 2 ay süt içmiş olsa 3 ay yerine 3-4 tane buzağınız olduğunu düşünseniz bugünkü süt paralarıyla 600 liranız cebinizde kalır. Buzağa zaten ihtiyacı olan sütü biz vermek zorundayız. Yani 4 litre, 2-2 4 litre ise 4 litre. Ondan kısmak yok. 2 ay boyunca kısmak yok ama 3 ay artık yem tüketimine başlıyor değil mi hayvan? Evet. 2 ayın sonuna doğru yaklaşık bakın günde 1 kiloya yakın yem tüketmeye başladıysa hayvan, 800 gramla 1 kiloya yakın yem tüketmeye başladıysa artık yeme alışmış demektir, sütten kesebiliriz demektir. 3 ay yerine 2 ayda sütten kesersiniz. Dediğim gibi buzağı sayınıza göre 600 lirayla 1000 liranız cebinizde kalmış olabilir. Hayvanı dışarıda barındıramıyoruz dediniz ya, hani ahır içinde barındırıyorsunuz. Eğer dış ortamda geniş alanınız varsa, imkanınız varsa, böyle hani para verip buzağı kulübesi alın da demiyorum ama kendi imkanlarınızla tahtadan, suntadan, elinizde ne varsa paletten şu şekilde bakın kendi imkanlarınızla da bir şeyler yapabilirsiniz buzağlar için. Ahırın işte demek istediğim ahırın dışına da yapabilirsiniz bunları. Hayvanlar üşümezler çünkü. Dedim ya bizim hayvanlarımız hepsi dışarıda. Üşümüyorlar. Bunlar -40'a kadar dayanıklı hayvanlar. Fakat ilk etaptan itibaren dışarı koymanız gerekecek hayvanı. Doğduğu gibi. Siz bir aylık olduktan sonra ya da iki aylık olduktan sonra hadi bakalım senin burada işin bitti. Artık kulüvene derseniz o zaman o hayvanı üşütür hastalandırırsınız. O yüzden ilk etaptan itibaren koyabilirsiniz. Buzağlar diyor ki bize iyi bakın diyorlar. Bize ne kadar iyi bakarsanız ben de size o kadar iyi bakarım büyüyünce diyor. O yüzden önemli. Bu anlattıklarımız da önemli. Tabii ki bunları siz bilmiyorsunuz veya yapmıyorsunuz diye anlatmadık. Aklınızda, kulağınızda küpe olsun. Evet, biz de sizden çoğu zaman bilmediklerimizi öğreniyoruz. O yüzden karşılıklı bir sohbet etmiş olduk. Şimdi veteriner hekim arkadaşım da burada. Sizin daha çok hastalıklarla ilgili sorularınız da oluyor. Onlara da cevap vermek istiyoruz. Buzağların hastalığı kış girerken öksürük yapıyorlar. Yaza çıkarken de iğne vuruyor. Geçmedi. Bu sefer hızlı hızlı solunmaya başlıyor. Ciğerlerine vuruyor, ölüyor. Ölen bile var buzağlar. Ben o zaman bu sorunu ablacığım müsaade edersen ta biraz baştan alayım. Buzağların Merve Hanım anlattı, ben dinledim. Ben de dışarıdan sizler gibi dinledim. Dedi ki ağız sütü çok önemli. Hayvanı hasta etmememiz için birinci önceliğimiz ağız sütü olacak. Ağız sütünü iyi verdik. Bağışıklık sistemini güçlendirdik mi? Bu hayvanın ikinci tehdit ceryan. Hayvan soğuktan hiçbir şey olmaz. Bundan korkmayın. Bakın bizim tekli buzağı kulübelerini gördünüz. Hayvanın üstü açık. Soğuk etkilemiyor. Yeter ki hayvan soğuğa bir anda çıkmasın. Hayvan soğuğa bir anda çıktı mı etkiler. Yavaş yavaş alıştırmak lazım. Yani hayvanlarımız açıkta duruyorsa baharı da, ilkbaharı da, sonbaharı da açıkta geçirip hayvanın kendi bir derisinin altındaki yağ tabakasını güçlendirmesi lazım. İkincisi de siz bunu gözlemlerseniz tüylerini böyle bir kabartır. Yani kalın bir mont giymiş gibi tüylerini fazlalaştırır. Yani adapte olması gerekir. Buna dikkat etmek gerekir. Bir. İkincisi ceryan. Soğuk bir şey yapmaz, hayvanımıza ceryan yapar. Hava akımının olduğu yerde, ceryanın olduğu yerde hayvanlarımızın en büyük düşmanıdır. Yani soğuk öldürmez, ceryan öldürür. O, ikincisi de kapalı ortamlar için kötü havalandırma. Yani içerisi sıcak olacak diye. Ben içeride, ben Kayseriliyim, benim babamın dayıları da Kayseri'de bu işi yapar.
iğne deliklerini kapatırlardı. Böyle kapının deliğine çuval sokarlardı. İçeride takılırdım ben. Ya keşke derdim bir tane içeriye soba yak derdim. Seneye de soba yapacağım derdi. Tamam mı? Bunun gibi. Bu nedenle hayvan üşümez ama hiç bulunduğu ortamı soğuk olmasın diye kapıyı pencereyi tıkamayın. İyi havalandırma yapalım. Çünkü içerideki asit de bu ciğer hastalıklarının düşmanı. Bunun tetikleyicisi. Bu sizin bahsettiğiniz ciğer hastalığı, öksürük bizim pastörele dediğimiz bir hastalıktan ileri geliyor. Hayvanın bağışıklık sistemi iyi olduğu sürece kolay kolay bu hastalığa yakalanmaz. Ama çok fazla hastalıkla karşılaşıyorsanız, ne yaparsanız yapın bunun tedbirini alamıyorsanız, bunun da aşısı var. 2 aylık yaşa geldiğinde bu pastörele aşısını veteriner hekiminizden temin etmenizi ben tavsiye ederim. Sağ ol. Rica ederim. Rica ederim. Buyurun ablacığım. Size mikrofonu verelim. Verem hastalığı oluyor bir de hayvanlarda. Verem hastalığı oluyor maalesef. Verem var. Hatta verem bulaşıcı bir hastalık. İhbarı mecburi bir hastalık. Bu tespit edilmesi durumunda hayvanlarınızı kesime götürecek bir hastalıkta. Burada ne yapacağız? Hayvan giriş çıkışlarına dikkat edeceğiz. Yani dışarıdan yeni bir hayvan alacaksak muhakkak bu hayvanların test edilip edilmediğini kontrol etmemiz gerekir. Ben bunu öneriyorum size. Bereketli olsun Türkiye. Proyem bereketli saatleri sundu.